Herkese merhaba arkadaşlar. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ebebek halka arzını değerlendireceğim. Yatırım 101 formatında detaylı biçimde ebebek nasıl para kazanıyor, satış kanalları nasıl, nerelere satış yapıyor, hangi ürünleri daha çok satıyor, finansal durumu nasıl, neden halka arz oluyor, halka arzdan edilecek sermayeyi nerede kullanacak ve bu şirkete ortak olmalı mıyız, olmamalı mıyız kararını bu videoyu izleyen, sonuna kadar dikkatli izleyen herkes karar verecektir diye düşünüyorum. Ee, öncelikle kısa bir bilgilendirme ile başlayayım. Çok fazla aynı soru soruluyor. Yatırım101.com sitesi üzerinden birçok soruya ulaşabilirsiniz. Katıl grupları hakkında bilgi alabilirsiniz. Katılla patron arasındaki farkı anlayabilirsiniz. Ücretsiz A'dan Z'ye borsa yatırım rehberine de yatırım101.com sitesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu siteyi ziyaret etmeyi lütfen unutmayın. Ee, ben çünkü çok fazla sorulduğu için artık yetişemiyorum sizlerden gelen maillere ve yorumlara. Şimdi gelelim vakit kaybetmeden e, ebebek şirketine. Bu yılın bence en çok beklenen halka arzlarından bir tanesi çok bilinen bir marka e, Hayatımızın e, birçok arkadaşımızın herhalde hayatının çok içinde olan ya da zamanında olmuş şirketlerden Bir tanesi Öncelikle halkarz.com e, sitesinden e, Temel bilgilere bakalım halka, halka arz ile ilgili daha sonra da size fiyat tespit raporu üzerinden e, Şirketin faaliyetlerini detaylı biçimde anlatacağım şimdi halka tarihi 29-31 e, Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde olacak Fiyatımız arkadaşlar 46.50 kuruş. Eşit dağıtım olacak. Uzun süredir zaten hep eşit dağıtım içerisindeyiz. Oransal dağıtım artık yok denecek kadar az. Şimdi halka arz şekline baktığımızda ortak satışı oluyor çoğunlukla. Bu arada sermaye hani sahipleriyle ilgili bilgi vereceğiz ama Topbaş ailesi arkadaşlar işte bir dönemki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Topbaş ailesiyle aslında bir akrabalığı yok. Farklı bir Topbaş ailesi. Bu isimleri Google'da arattığınızda e, aslında öğrenebilirsiniz ne iş yaptıklarını, nereden geldiklerini. E, dolayısıyla e, ben araştırmanızı öneririm. E, fonun kullanım yerine baktığımızda e, ne demiştik? Halka arz olan şirketler bizlerden fon topluyor. E, biz buna birinci piyasa satışı diyoruz. E, ilk piyasa satışı ve buradan elde ettiği geliri bir yerlerde kullanıyor. %55 yurt içi ve yurt dışı mağazalaşmada ve online kanal yatırımda kullanacakmış. %10 yenilebilir enerji gas yatırımda kullanacak. Yani ebebek bile gas yatırımı yapıyor. Böyle düşünebilirsiniz. %35 de işletme sermayesinde kullanacak. Şimdi tahsisat gruplarına baktığımızda ki bugün e, YouTube'dan değindim e, özür dilerim Twitter'dan değindim bu konuya. Neden? Şimdi ebebek hepimizin hayatının içerisinde olan bir e, şirket aslında. Bildiğimiz bir şirket. E, yurt içi bireysel %50 gibi bir oran var. Yani %48 gibi bir oran var. 19, bin, 19 milyon lot dağıtılacak. Yurt içi kurumsala %25 ama yurt dışı kurumsala da %25 gibi bir durum var. Şimdi neden bu konuyu biraz Twitter'da yazma gereği hissettim? Çünkü şirketin fiyat tespit raporunda da birazdan göstereceğim. E, yurt dışında şu an çok bir faaliyet yok. Hatta hiçbir projeksiyona dahil edilmemiş gelirler. E, dolayısıyla Evet yurt dışı ve yurt içinde bir mağazalaşma, bir yatırım olacak ama ortada gerçekten hiçbir şey yok. Yani hiçbir gelir projeksiyonuna yurt dışı yatırımları, yurt dışından elde edilecek ciro dahil edilmemişken bu kadar yüksek oranda yurt dışı kurumsal yatırımcıya verilmesini ben çok beğenmediğimi söylemek isterim. Ben yurt içi bireysele daha büyük oranda aslında dağıtılmasını beklerdim, tahsis olunmasını beklerdim. En son bu oranlarda dağıtım biliyorsunuz başka şirketlerde olmuş ve çok memnuniyetsiz durumlar ortaya çıkmıştı. Özellikle sermayenin tabana yayılmasını istiyorsak bence yurt içi bireysel yatırımcıya daha fazla lot verebilmeliyiz. Çünkü yani bu halka arzı herhalde 2 milyon civarında bir katılım olacaktır. Bu katılımcı oranıyla da Toplam miktar hani dağıtılacak 19 milyon lotu aslında 2 milyona böldüğünüzde 9-10 lotluk bir tahmini lot düşecek. Bu da 418 liralık 500 liralık bir aslında toplam dağıtım demek. Yani çok düşük bir miktar 500 liralık hisse. Dolayısıyla benim aslında beklentim biraz daha arkadaşlar. Yurt içi bireyse de şöyle %75'lerde bir dağıtım beklerdim ama sağlık olsun. Ama bunu da belirtmek istedim. Bunun dışında halka arz iskontosu %22.6 oranında uygulanacak. Birazdan buna zaten geleceğiz. T1-T2 bakiyelerinizi kullanamıyorsunuz ve katılım endeksine uygun. Bunu da belirtmekte fayda var. Başvuru yerlerine baktığımızda birçok banka ve aracı kurumun dahil olduğunu görüyoruz. Başvuru yerlerinde olmayan işte gedik, alan yatırım, strateji TEP yatırım, TEP AŞ, Çizilmiş üzeri demek ki bunlardan katılamayacaksınız ama herhalde daha çok iş yatırım ve info işte yapı kredi garanti gibi bankalarda sizlerin sermayelerinin ya da hisse yatırımlarınızın hesaplarınızın olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çoğu yerden başvuru olacaktır. Dolayısıyla katılımcı sayısı herhalde 2 milyon civarında olacaktır diye düşünüyorum. Ebebek ile ilgili genel bilgiler arkadaşlar bu şekilde. Şimdi gelelim fiyat tespit raporuna. Her Herhal arzda fiyat tespit raporunu detaylı biçimde anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bu, bu detaylar içerisinde pozitif hem pozitif hem de negatif şeyleri yorumlayıp anlatmaya çalışıyorum. Şimdi çok hızlı biçimde ilerleyelim. Yine bir sürü not aldım sizler için. Öncelikle genel bir bilgilendirme ile başlayacağız. Yani ebebek ne yapar, ne yapar, ne satar, nasıl para kazanır bu gibi detaylarla başlayacağız. Şirketin. Ana ürünü hepinizin de bildiği gibi anne ve bebek ürünlerinde Satışlar yapıyor. Dört farklı kategoride satışlar yapıyor arkadaşlar. Hızlı tüketim ürünleri, tamamlayıcı ürünler, tekstil ürünleri, bebek araçları ve cihazları gibi düşünebiliriz. Burada kategori bazında hani gelirleri ne kadar oluşturduğunu da yazmış. Hızlı tüketim ürünleri işte biraz daha mama işte hızlı tüketilen bebek bezi tarzında ürünleri düşünebilirsiniz ek gıdalar var, tekstil ürünleri, işte bebek kıyafetleri gibi düşünebilirsiniz ve bebek araçları zaten biraz da detaylı biçimde gireceğiz. Ebeveyn başarısı yazıldığı gibi kategorilerdeki farklı ihtiyaçları tek bir aslında perekende kanalında topluyor. Yani yurt dışındaki ya da yurt içindeki bir rakibi varsa mesela genellikle tek bir ürün grubunda ürünleri olurken ebebek bu dört farklı kategoride entegre biçimde bu ürünleri satabiliyor. Türkiye'de sınırları içerisinde 205 tane mağazası var arkadaşlar ebeveyn. Genellikle %10 civarında her sene mağaza sayısını arttırıyor yaklaşık olarak. Dolayısıyla işte 205, 210, 220, 240, 250 gibi gidecek gibi düşünebilirsiniz. E, Projeksiyonda da bu dahil edilmiş. E-Ticaret kanalında da satışlar var. Ama satışların büyük çoğunluğunun mağaza tarafından geldiğini şimdiden belirtmek isterim. Eee... Bunun dışında en önemli konulardan bir tanesi fiyat tespit raporunda da dikkat edilen ebebek müşterilerine tek noktadan alışveriş deneyimi sunabiliyor. Özellikle bu şu demek? Yani yeni doğan bir annenin işte vakti olmuyor alışverişin ama ebebek de her ürünü kolay biçimde temin edebiliyorsunuz. Çok fazla vakit harcamanıza gerek kalmıyor. Yani ABC yerlerine gidip tek tek bu ürünlerin mamasını, bezini, işte kıyafetini almak yerine ebebekten bunların Hepsini tek bir yerden alabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hissedarlık yapısına geldiğimizde hissedarlık yapısı biraz önce de belirttiğim gibi işte Topbaş ailesi soy isim benzerliği diyebiliriz. Topbaş ailesi ben genellikle bu tarz aile şirketlerinde biraz hisse satışlarına dikkat edilmesi gerektiği, kurumsallık anlayışına biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Google üzerinden araştırma yapabilirsiniz. Topbaş ailesiyle ile ilgili ama ortaklıklarda genellikle ülker grubuyla ailesel bağlar da var ortaklıklarda ülker grubu da var bildiğiniz ülker grubu Topbaş ailesinin bir aile şirketi olarak aslında oluşturulduğunu görüyoruz hissedarlık yapısında aslında bu şekilde çoğunluk hissedar Topbaş ailesinin farklı bireylerinde gözüküyor. Şimdi gelelim tarihçe kısmındaki önemli detaylara. Biraz önce söylediğim gibi şirket bir yurt dışına büyüme aslında burada planlıyor. Ama sadece şu anda şirket kurulmuş, faaliyetler çok daha yeni, ortada çok bir şey yok. İngiltere'de, Amerika'da ve Amerika'da özel öz, e, Almanya'da şirketler kurulmuş. E, bu şirketler e, yavaş yavaş faaliyetlere başlamış gibi. 2022'de ilk İngiltere'de son çeyrekte e, ilk satış yapılmış. Ama yani çok ufak bir satış zaten benim başlangıçta eleştirdiğim nokta yani satışların %99.9'u Türkiye'de marka bilinirliği Türkiye'deyken yani yurt dışına bu kadar pay tahsis etmek bana hani biraz farklı geldiği için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi gelelim şirketin faaliyetlerine ne tarz faaliyetler yapıyor, nereden para kazanıyor? Dört farklı kategori var. Hızlı tüketim ürünleri, tamamlayıcı ürünler, tekstil ürünleri ve bebek ihtiyaçları gibi düşünebiliriz. Mağazalara gelen sayısı arkadaşlar yani fiziksel mağaza ve e-ticaret üzerinden yani online satışları var ebeveyn. Mağazalara gelen kişi sayısı da giderek artmış durumda. Ee, özellikle yıldan yıla baktığımızda e, birazdan onun grafikle gösterimi de olacak. Hem e-ticaret tarafında hem de mağaza tarafında büyüme var. Çünkü popülasyon artıyor. E, i̇şte bebek oranı artıyor. Nüfus or içerisindeki ve ebebeğin bilinirliği artıyor. Ve bu yüzden de iki tarafa da e, ziyaretçi sayısı artmış e, gözüküyor. Mağaza gelişim sayısına baktığımızda e, yüzde yaklaşık 9-10'luk bir e, yüz, yani yıllık büyüme oranı olduğunu söyleyebiliriz ilerleyen projeksiyona da bu şekilde dahil edilmiş. Yani 2030 yılına kadar hep mağaza dedi. Her yıl %10 artacakmış gibi bir e, tutucu bir tahmin yapılmış durumda aracı kurum tarafından. Ürünlere baktığımızda ürünlerde işte ne demişti? Hızlı tüketim ürünlerinde bebek bezi, bebek malı mamaları, ıslak mendil, bebek içecekleri, cilt bakım ürünleri var. Tamamlayıcı ürünlerde işte banyo ürünleri, biberonlar, bebek sağlığı ürünleri bir de bebek araç gereçleri var. İşte arabası, aksesuarları, telsizi, yatak odası, kamerası, bilmem ne tarzında şeyleri var. Bir de tekstil ürünleri, işte yeni doğan bebek giyimleri, bebek ayakkabısı, bakım çantaları gibi gibi. Yani uçtan uca bir bebeğin gerçekten belli bir yaşa kadar tüm ihtiyaçlarını siz ebebek üzerinden karşılayabiliyorsunuz. Bu yüzden de ne diyorlar? 360 derece tüm ihtiyaçları biz karşılayabiliyoruz diyorlar. Şimdi burada ebebeğin ürün gamına baktığınızda bence Önemli noktalardan bir tanesi ee, ebebek ürettiği yani bizim en azından bu raporda gördüğümüz e, sahip olduğu özellikle satışların e, büyük çoğunluğunu üçüncü taraf markalardan e, yapıyor. Yani burada gördüğünüz e, birçok marka aslında üçüncü taraflardan satın alınan markalar. Yani kendi öz markası %25. Bence en zayıf karınlarından bir tanesi bu. Bunların bir kısmını e, belki yurt içinden bir kısmını da yurt dışından satın alıyor. Bu ebebek gibi bir markada ben mesela şunu beklerdim. E, bu kadar marka bilinirliği olan bir şirket bence kendi öz marka oranını e, çok daha yüksek oranda da hale getirebilir. E, burada bir strateji olabilir. E, dolayısıyla üçüncü taraf markalarda şöyle bir dezavantaj olabilir. E, bu şirketler, bu markalar farklı yerlerde ürünlerini satabilir. Buradaki maliyet kontrolü sizde değil bu şirketlerde olabilir. Size bu fiyattan satıyorum diyebilir. Dolayısıyla buradaki kar kontrolü zor olabilir. E, bu tarz iş modellerinde e, aslında kar marjlarında sıkıntı olabiliyor. E, benim olabildiğince tercih ettiğim şirketler kendi öz markasını oluşturabilen, kendi üretimlerini yapabilen ve bu oranı daha yüksek olan şirketler aslında benim daha çok tercih ettiğim firmalar. O yüzden burada bence bu konuda bir hala gelişim yol haritası vardır umarım diye düşünüyorum. Hızlı tüketim ürünlerine geldiğimizde bebek bezi en önemli herhalde satış ve sürekli tekrarlanan satış. Çok fazla satış. 196 milyonluk bu senenin ilk çeyreğinde satış var. Ekonomik bebek bezleri ve premium bebek bezleri en çok bu kategoride satış yapan şeyler. Bebek mamalarına baktığımızda toplam satışlar yine bu senenin ilk çeyreğinde 245 milyon civarında yani mama daha yüksek oranda satılmış. Islak mendile geldiğimizde daha ufak 64 milyonluk satış var. Bebek bakım ve temizlik ürünleri kategorisinde toplamda 76 milyonluk satış var. Hızlı hızlı okuyorum hangi kategoride ne kadar büyük ağırlığın olduğunu anlamanız adına. Banyo ve sağlık e, ürünlerinde 70 milyonluk satış var. Emzirme ürünlerinde 33 milyonluk satış var. Beslenme gereçlerinde 100 milyonluk satış var. İşte biberondu, beslenme gıdaları vesaire herhalde bu gruptadır diye düşünüyorum. Oyuncak, eğlence ve eğitimde 197 milyonluk satış var. E baktığınızda bu senenin ilk çeyreğinde güvenlik ürünlerinde e, 30 milyona yaklaşan bir satış var. Bebek araç gereçleri mobilya kısmında işte ana kucakları, bebek işte koltuk, araba koltukları vesaire gibi şeylerde 250 milyonluk gerçekten büyük bir satış hacminin buradan geldiğini görüyoruz. Tekstil ürünlerine geldiğimizde tekstil ürünlerinde 495 milyonluk satış var. Burada da ciddi bir satış var. Temel işte giyimlerde 100 milyon, yeni doğanlarda 115 milyonluk bir satış. Hızlıca okudum rakamlar arasında neyin daha yüksek oranda olduğunu hızlı biçimde kolay biçimde anlayabilin diye. Şimdi yeni ürün sürecine ben okudum bunu ama biraz önce de özet geçtim. Yeni ürün süreci aslında biraz daha üretilen dışarıda üretilen malı biz hangi fiyattan nasıl satabiliriz? Nasıl fiyatlandırabiliriz? Ne kadar rekabetçi olabiliriz konusundaki detaylar. Burada biraz... Ee, ebeveyn ee, aslında ben e, demin söylediğim kendi üretimini yapma ve kendi fiyatı belirleme noktasında bir dezavantajı olduğunu görüyorum. Ee, benim en önem verdiğim şeylerden bir tanesi özellikle temelinizde bir şirket üretimi kendi yapabiliyorsa özellikle buradaki öz e, işte argesi olsun, üretim süreçleri olsun, pazarlaması olsun, kaynak kullanımı olsun ne kadar e, öz e, aslında varlıklarını bu sürece dahil edebiliyorsa arkadaşlar Gerek fiyatlandırmada gerek maliyet yönetiminde bu kadar etkin biçimde yer alabilir. Siz kendi üretmediğiniz dışarıya ürettirdiğiniz ürünleri fiyat noktasında rekabetçi noktaya getiremiyorsunuz bir noktadan sonra. Dolayısıyla bu süreçler e, kar marjını baltalayan süreçler oluyor. Buna bence çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi satış kanallarına bakalım. E, satış kanalları ben aslında bu tarz e, click to brick dediğimiz bir aslında ebebek mağazası yani ilk web sitesi olarak kurulmuş daha sonrası click to brick yani klikten brick tuğlaya çevrilmiş yani mağazaya çevrilmiş bir iş modeli var ebevekte Ben burada e-ticareti daha fazla olduğunu düşünürdüm ama inceleyince ben de anladım mağazacılık satışları çok daha fazla yani satışların %77'si mağaza tarafından geliyor Dolayısıyla Burada bence e-ticaret alanı çok çok gelişime açık olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e-ticarette siz Türkiye'nin her yerine satış yapabiliyorsunuz. Dünyanın her yerine satış yapabiliyorsunuz. Mağazacılık e, verim olarak da maliyetleri çok yüksek. E, dolayısıyla bence e-ticaret alanında hala e, bir e, ne diyelim bir gelişim alanı olduğunu düşünüyorum. E, mağaza sayısı giderek artıyor. E, ee, ama %10 gibi bir mağaza yani her yıl 20 mağaza mesela 200 mağazası vardı. %10 gibi bir büyüme var yaklaşık olarak. Ee, bana biraz az geldi. Daha agresif bir büyüme planı içerisinde olabilirdi yönetim ama şu an agresif bir e, büyüme planı içerisinde olduğunu söyleyemiyoruz. Ebebek kısmına baktığımızda. Ee, mağaza dedi biraz önce söylediğim yıllık büyüme olanı %9. Yani ben %10 olarak yuvarladım bunu. Bunun dışında şöyle geldiğimizde ilerleyelim. Coğrafi dağılımlar en çok tabii ki hem çocuk oranının yani bebek oranının yüksek olması, müşterilerin kolay erişebileceği, ebebek ürün gamına uygun işte sosyoekonomik seviyenin aslında biraz daha yüksek olduğu illerde daha fazla bir mağaza olduğunu görüyoruz. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Balıkesir, Bursa gibi yerlerde. İşte biraz daha iç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da daha az e, mağaza görüyoruz. İşte birer, ikişer, üçer mağazalar var. E, bir de Ebebek mini konsepti hayata geçmiş. Yani perakende sektörü çok benzer arkadaşlar. Nasıl işte Bim, eee Şok, A101, işte Migros gibi şirketlerin bir stratejisi var. Ebebek de benzer strateji uyguluyor sadece burada kategori ve pazar çok daha farklı durumda. E, enteresan konulardan bir tanesi benim de araştırınca öğrendim. Yeni bir mağaza açtığında şirket toplam yatırımı 24 ay içinde amorti ediyormuş. Gayet iyi bir yatırım. Yani siz örneğin bir ev yatırımı yaptığınızda amorti İstanbul'da en son 21-22 seneydi. Belki son dönemde çok değişmiş olabilir. Ama bir ebebek mağazası 24 ayda kendini amorti ediyor. Gayet de uygun gözüküyor. Yani 2 yılda kendini amorti ediyor. Demek ki franchise verirse herkes ebebek e, dükkanı açar diye düşünüyorum Türkiye'de e, Biraz önce söylediğim click to brick iş modeli e, Ama buna göre e ticaretin bence büyüme hacmi Yeterli değil yani e-ticareti ben daha fazla daha büyük e, beklerdim e, O yüzden bana e, biraz daha oran olarak daha az geldi yani e-ticaretteki e, Net satış mağaza oranı yüzde 85 net satış mağazalardan geliyor yüzde 15 e-ticaret Kısmından geliyor Dolayısıyla mağaza tarafında satış var. Bunun dışında bazı alışveriş yerleri var biliyorsunuz Hepsi burada n 11 gibi buralardaki satışlarda da 19 civarı Yani toplam satışların e-ticaret tarafında büyük oranı kendi e-ticaret kanalından geliyor. Ee, özür diliyorum biraz önce söylediğim oran e, virüsteki oranda %65'e %35 yani pazar yerlerindeki satış %25-35 arası ebebek.com sitesindeki satış %60-70 arası değişiyor. Şimdi performans kriterlerine baktığınızda e, bunları da çok hızlı geçeceğim e, bu şirketin aslında performansını değerlendirmek için e, belli veriler sunulmuş e, satış kanalı bazında ziyaretçi işte değişimi paylaşılmış. E, mağaza ziyaretçi sayıları düzenli biçimde artarken 2022 yılında e-ticaret yani ziyaretçisi azalmış. E, ebebek.com ziyaretçi sayısı. E, ben e, bu web sitesinde ve bu e-ticarette büyük bir e, aslında daha güçlü beklerdim. Çok daha e, bunu aslında daha fazla bence geliştirebilirler. İşte belki e, SEO, SEM e, konularında daha gelişime açık daha farklı bir ekip kurabilirler. IT ekibi. E, bu konuda bence ebeveyn e, özellikle buradaki payı arttırmasına çok büyük ihtiyaç var diye düşünüyorum. E, özellikle yeni doğan anne kategorisini düşündüğümüzde hani müşteriyi düşündüğümüzde bence internet üzerinden belki de satış e, çok daha cazip hale getirilebilmeli e, diye düşünüyorum. E, bunun dışında satış kanalı bazında faturalara baktığımızda yine e, mağaza satışları çok daha yüksek. E, yani internet satışı son derece düşük. Diğer verilerden bir tanesi conversion rate dediğimiz Türkçe dönüşüm oranı yüzde birlerde. Yani e-ticaret sitesine 1 milyon kullanıcı giriyorsa bunun %1'i alışveriş yapıyor gibi düşünün. Genellikle aslında yurt dışı pazar yerlerinde vesaire %3 gibi bir oran vardır. Bu oranın da altında olduğunu görüyoruz. Yani bence her konuda internet sitesi arkadaşlar ebeveyn ve bu kanal kesinlikle gelişimi açık buluyorum burada da bir yol haritası herhalde vardır diye düşünüyorum. Şimdi buraları geçelim çok kafanızı karıştırmamak adına sektör hakkında bilgileri vermek istiyorum. Şimdi sektör biraz önce yorumlarken de söyledim. 2022 yılında 0-60 ay 5 yaşına kadar diyelim 5.7 milyon 6 milyon civarında bir nüfus var Türkiye'de ve toplam nüfusun %6.5-7'si civarında. Bu aslında fena olmayan bir pazar. Ama ebeveyn pazar payı çok güçlü olmadığını görüyoruz. Toplam pazar büyüklüğüne göre örneğin 2021 ve 22'de 6 milyar ve 11 milyarlık bir pazar var. Ebeveyn TL cirosu 491 milyon ve 1 milyar yani %7, %8, %10 civarında bir pay var. Çünkü ebebek biraz daha premium, alım gücü yüksek olan aslında bir gruba hitap ediyor işte coğrafi dağılımını biliyorsunuz mağazadaki ürünlerin fiyatını ulaşım kolaylığını biliyorsunuz Dolayısıyla burada bir pazar payı konusunda mevcut konumu güçlü değil ama konumunu güçlendirmek için de önünde büyük bir Bence nasıl diyelim opsiyon ya da fırsat olduğunu düşünüyoruz Dolayısıyla Toplam pazar büyüklüğü açısından toplam pazarın %10'una hitap ediyor. %10'luk bir pazar payı alıyor ebevek ürünleriyle. Adet bazında baktığınızda daha düşük. Ciro bazında baktığınızda daha yüksek. Adet bazında da %3-4 civarında bir adet var. Nielsen'in verilerine göre bu raporada web sitesinden ulaşabilirsiniz. Şimdi cirolara baktığımızda bilançolara baktığımızda biraz da bilançoları yorumlayalım. Öncelikle ben böyle bu rakam artmış, şu rakam artmış, azalmış şeklinde yorumlamam e, biliyorsunuz bilançoyu. Bilançoda gü gördüğüm güzellikleri ve kötülükleri, hoşuma gidenleri, hoşuma gitmeyenleri paylaşırım her zaman. Çok fazla vakit harcamam benim için esas olan faaliyetlerdir. Ama e, bu şirkette gördüğüm bilançoya baktığımda e, beni özellikle bu tarafta e, dikkat etmemiz gereken bir şey şirketin nakit benzerleri. Ee, çok düşük, stokları çok yüksek. Yani şirket ciddi stoklu e, iş modelinde çalışıyor. E, bu hem avantaj hem dezavantaj. Enflasyon üst dönemlerde avantaj gibi gözükebilir. Ama stok maliyeti başlı başına stokta tutma e, bir maliyettir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Siz oraya bir para bağlıyorsunuz. E, diğer yandan ikinci şey şirketin nakit benzerleriyle kısa vadeli borçlanmalarını, yükümlülüklerini kıyaslarız ki biz şirketin cari oran, likit oran gibi ödemelerdeki kolaylığını anlamak, işletme sermayesi gibi döner sermayedeki biz aslında şeyi anlamak için ki perakende sektöründe arkadaşlar bu oranlar çok yüksektir. Örneğin BİM, A101, ŞOK vesaire gibi şirketlerde siz direkt malı almak için nakit verirsiniz. Bu şirket nakiti alır ama alacaklarını yine stoklu alır ve vadeli alır. Dolayısıyla buralardakinin tam tersi bir oran görüyor. Mesela o tarz şirketlerde borçlanmalar, e, nakit benzerleri çok daha yüksek olabiliyor. E, bu şirketin cari oranları e, sektörün gerisindedir e, muhtemelen. Dolayısıyla cari oranlar konusunda bu şirketin e, gelişime açık yanı olduğunu düşünüyorum. E, bu da beni biraz şaşırttı. Bilanço'ya baktığımda. E, şimdi işletme sermayesi zaten ihtiyacı buradan çıkıyor. Yani şurada geldiğimizde şirket nerede kullanacaktı? İşletme sermayesinde kullanacaktı %35. Ee, aslında bu süreci biraz daha iyi yönetse ben işletme sermayesinin e, ihtiyacı olduğunu düşünmezdim ama bu şirkette böyle bir şey var. Peki bundan 2 sene sonra 3 sene sonra ne olacak? Şimdi halka arz oldunuz. E, işletme sermayesine kullandınız ama siz eğer kaynaklarınızı doğru planlayamıyorsanız siz 3 sene sonra yine işletme sermayesine ihtiyaç duyacaksınız. O zaman ne yapacaksınız? Kredi çekeceksiniz. Bu sefer de karı yemiş olacaksınız ve yatırımcı mutsuz olacak. Şimdi ben özellikle şirketlerin neden halka arzu olduğuna ve bilançolarına baktığımda biraz bu karneyi bu şekilde yorumlamayı daha doğru buluyorum. O yüzden de size anlatmak istiyorum. İşletme sermayesi ihtiyacı biraz dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Şimdi gelelim kar ve zarar tablosuna, gelir tablosuna. Kar ve zarar tablosuna baktığımızda hemen oran orantı yapıyoruz. Brüt kar marjını ve FAVÖ'yü net karı anlamaya çalışıyoruz. Şimdi brüt kar 500'ken esas faaliyet karı ya da şöyle yapalım hasılat brüt kar bölü hasılat oranından mesela %30'larda bir brüt kar marjı var. E 2020'de de böylemiş 2023'te de aşağı yukarı böyle. Yani brüt kar marjı %30 civarında bir şirket görüyoruz. EFK dediğimiz esas faaliyet kar marjına baktığımızda brüt karın bakın 500'den 50 onda biri iken burada mesela 576 5'te birine gelmiş. E buralarda iyi bir durum var. Yani esas faaliyet karı aslında e, bürüt kar aynı olmasına rağmen esas faaliyet karı iki katına çıkmış. Bu da şirket adına olumlu ama e, benim bu şirketin böyle bilançosuna baktığımda olumsuz gördüğüm bir durum var. E, hoşuma gitmeyen bir durum var. O da yani şirket 2 milyarlık ciro yapıyor. Bakın 2 milyarlık 2021'de ciro yapıyor. 2022'de 4,5 milyarlık e, ciro yapıyor. Şirketin dönem vergi gelirine bakıyorum. Yani ne kadarlık vergi ödüyor bu şirket? E, bu kadar kara diye bakıyorum. 2 milyon milyonluk bir e, vergi gideri var. Bir tek şu dönemde bir 34 milyonluk bir vergi gideri olmuş ama onun dışında 2-3 milyonluk vergi gideri var. E, yani bu kadar yüksek ciroya bu kadar az vergi e, biraz benim hoşuma gitmedi. Şirket ne zaman kar edecekken genellikle bu şirketlerde oluyor. Ya yani şirketler e, ne kadar karlı bir dönem varsa hemen bir şekilde finansman gideri kredi çekerek arkadaşlar e aslında bir yapılanmaya borç yapılanmasına gider, e dönem karı azalır e ve bu faaliyetleri bir şekilde düşük vergiyle tamamlarlar yıl sonunu. E bu da günün sonunda bizim gibi yatırımcıları biraz olumsuz etkiliyor. Ne oluyor? Siz net dönem karından belli hesaplar yapıyorsunuz e hisse fiyatı ya da oradan bir belki temettü bekliyorsunuz günün sonunda ama şirket bir açıklıyor. Hani esas faaliyet kârı çok iyi artıyor ama net dönem karına bakıyorsunuz bir eksi bir artı yani halbuki çok iyi satışlar çok iyi gidiyor Diyorsunuz ki satışlar yüzde işte iki yüzde artmış yüzde on artmış e, geliyorsunuz net kâr eksi de e neden şirket bir anda finansman gideri oluşmuş ne için finansman gideri bilmiyoruz bazen e, biz ne için finansman giderini aslında severiz şirket yeni yatırım yapacaksa çünkü yeni yatırım yapmak yeni büyük cirolar elde etmektir ama bununla ilgili bir bilgi yoksa bu tarz finansman giderleri arkadaşlar genellikle gelir vergisinden düşülmesi için şirketin özellikle kaldıraç etkisiyle e, Borçlarını biraz yapılandırması Yatırımcı tarafından e, Maalesef hoşnutla karşılanmayan durumlar oluşturabiliyor e, Bunu beğenmediğimi e, Bu duruma baktığımda e, Paylaşmak isterim Satışların büyük çoğunluğu Biraz önce söylediğim gibi Mağazacılıktan geliyor demiştim şimdi e, O yüzden Bilanço'da hızlı biçimde sizlere neyi beğendim, neyi beğenmedim anlatmak istedim. Biraz önce söylediğim şey satışların maliyetinin çok büyük bir kısmı satılan ticari malların maliyeti. Bu tarz maliyetlerin çok yüksek olduğu ya da maliyetlerin ciroya hasılata yüksek olduğu oranlar genellikle bu tarz iş modellerinde oluyor. E, maliyetleri kontrol gücünüz azalıyor arkadaşlar. Siz eğer ürünü başka bir yerde alıyorsanız başka bir yerde ürettiriyorsunuz. Kendi üretim yerleriniz kendi arge tesisleriniz kendi işte maliyet azaltma ekipleriniz yoksa e, buna dikkat etmek lazım bu tarz iş modellerinde yani ne kadar sürülebilir e, bu iş modelleri mutlaka bakmak lazım. E, biraz önce zaten çok hızlı geçmiştim. E, %30 kar marj demiştim. Burada da aynı oran karşımıza çıktı. Favök marjı da %11'lerde %10'larda e, şirket güzel iyi hoş ama fabrik marjı e, %11'lerde düşük e, net netkar marjı daha da düşük e, bir ebebek yani bebek bu sektöre baktığımızda biz tüketici olarak şöyle hissediyoruz yanıltıyorsam düzeltin ya da sizde görüşlerinizi lütfen yorumlarda ifade edin e, her şey çok pahalı geliyor bize bazen e, bir de hani konu bebeğiniz olunca hiçbir şey sakınmıyorsunuz her şeyin böyle en iyisini almaya çalışıyorsunuz ve dışarıdan tüketici gözüyle baktığınızda çok iyi bir e, aslında pazarmış gibi geliyor, çünkü çok iyi bir sektörmüş gibi geliyor. Ama işin içine girdiğimizde bilançoya baktığımızda Ebebek'te bunu göremedim. E, o yüzden ben e, tüketici kısmından daha farklı düşünüyordum. ama ebeveye baktığımda e, aslında çok da karlı olmadığını gördüm. Ama burada işte Ebebeğin aslında e, faaliyetlerine daha derinlemesine bakmak lazım. Sonuçta tüketici olmak ayrı, e, şirket yönetmek ayrı. Gelelim değerleme kısmına, e, son kısımda şirketin değerlemesine. Şimdi İki farklı model var. Ne yapılıyor? Birincisi piyasa çarpanlarına bakılıyor. İkincisi INA yöntemine bakıyor. İndirgenmiş nakit akışları. Ben de genellikle temel analiz videolarında hep buna birlikte bakıyorum. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi, asıl hikaye burada başlayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü aracı kurum bunu dahil etmemiş. Zaten o yüzden videonun başında söyledim. E, büyüme stratejileri kapsamında arkadaşlar İngiltere'ye adım atılmış operasyonlar başlamış. Şirket önümüzdeki dönemde Almanya üzerinden Avrupa pazarına girmeyi ardından Avusturya ve İsviçre'ye yayılmayı planlamaktadır. Körfez ülkeleri de uluslararası genişleme için stratejik hedefler açtığınızda ancak ihtiyatlı yaklaşımımız gereği projeksiyonlarımıza uluslararası genişlemeden kaynaklanan herhangi bir geliri dahil etmedik. Bu çok büyük bir fırsat. Yani bu şirket ilerleyen dönemde yurt dışında büyüdü, yurt dışından dolar bazlı Gelir geldi bu beklentilerin çok büyük yukarı çıkması fiyatların çok yukarı çıkması anlamına geliyor. Burada büyük bir hikaye var ve ebebek eğer Türkiye'deki büyümesinin daha başarılı biçimde yurt dışında gerçekleştirebilirse e, hisse fiyatları burada yazılan orandan çok daha fazla artacaktır. E, bu da bence ebebeğin asıl hikayesi. Bunu ilerleyen süreçte takip etmek lazım ama şu an fiyat tahminlerinin içerisinde bunun olmadığını söyleyebiliriz. Makroekonomik tahminlere bakıldığımızda TL tüfenin tahminleri yazılmış. Bunu nerede kullanıyor aracı kurum? Bunu özellikle Ciro'nun büyümesinde kullanıyor. Yani ne kadarlık mağaza açılacak? O mağazadaki ürünler nasıl fiyatlanacak? Dolayısıyla çarpım tablosundan bunu çıkarttığını söyleyebiliriz. Hasılat projeksiyonuna baktığımızda birçok şey dahil edilmemiş durumda. Ama mağaza sayıları biraz önce söylediğim gibi yani ne kadar artıyorsa o kadar artma devam edecek diye düşünülmüş. %10'luk büyüme ve bu şirketin tahmini ziyaretçi sayısı ve bunun Ciro'ya etkisi hesaplanmış durumda. Biraz önce söylediğim gibi fiyat üzerinde yalnızca beklenen enflasyon kadar artış yapılmış herhangi bir reel artış öngörülmemiştir. Dolayısıyla fiyatların ve Ciro'nun enflasyon üzerinde artması arkadaşlar tahminleri gerçek anlamda yukarı çıkartan bir neden olacaktır diye düşünüyorum yine e-ticaret gelirleri ve pazar gelir gelirleri de dahil edilmiş. Diğer gelirler dahil edilmiş. Bunlar çok çok ufak. Tuna Çocuk'tan hesaba katmadık yanılmış. Tuna Çocuk diye bir satın almaları var. Ama çok ufak olduğu için ben bundan bahsetmedim sadece. Bunun dışında maliyet projeksiyonu yapılmış. Gelir gider dengesinden şirketin arkadaşlar inası bulunmuş durumda. Ben sadece şurada biraz ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ile ilgili bir teknik detay vereceğim. Risksiz faiz oranı 18 ve toplam ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %21. Bu şu demek, faiz oranları şu an yüksek seviyelerde yaklaşık olarak. Bu faiz oranları düşüşe geçtiğinde aslında ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti şirketler adına düşüyor. Dolayısıyla bu sizin discount ettiğiniz bir yani indirgediğiniz bir oran olduğu için bu oranın realitede düşmesi aslında bu çarpımın yani bu değerlemenin şu an e, aşırı tutucu yapıldığını ilerleyen dönemde daha pozitif fiyatlanabileceğini gösteriyor. Bunu da belirtmek isterim. Ve yine değerlendirme sonucunda bir projeksiyon çıkıyor. Bu gördüğünüz hasılatlar, şirketin hasılatları gördüğünüz gibi hani büyüme oranları yaklaşık tüfe oranları kadar. E, buraya bir yurt dışı cirosu eklediğiniz zaman belki 2027'lerde, 28'lerde çok bambaşka cirolar görebiliriz. Bunları da ...ilerleyen dönemde hikaye olarak takip edeceğiz. İkinci yöntem neydi? Çarpan analizi e, ina dışında Burada da yurtdışı benzer şirketler... ...ve yurtdışı benzer şirketlere bakılmış. E, BİM, bizim... ...işte Toptan, DESA... E, ...gibi şirketler, mavi giyim gibi... ...şirketler dahil edilmiş. Çünkü bu kategoride zaten ebebek diye bir şirket... ...ya da benzeri bir şirket yok. Dolayısıyla genellikle gıda... ...perekende tarzında... E, ...şirketler dahil edilmiş ve buradan bir değerleme daha yapılmış arkadaşlar. Ve günün sonunda şöyle aşağı doğru gelelim. E, yavaş yavaş da videomuzun sonuna geliyoruz zaten. E, hedef fiyat arkadaşlar Halk Arz iskontosu öncesi 60 lira bulunmuş. 60 liralık fiyat üzerinden 122'lik bir iskonto ile %46 e, yani 46 liralık bir fiyat bulunmuş durumda. E, ebebek için. E, dolayısıyla 46 liradan halka arz olacak bir şirket karşımızda. Ben bu şirketle ilgili hem artı hem de eksi, hem fırsat hem tehdit olan her şeyi yalın biçimde, kolay biçimde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Şimdiden halka arıza katılacak tüm arkadaşlara hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bir sonraki temeliz videosunda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kalın.